Onur Şener 10 yıllık arkadaşımdı. Burada şu an arkadaşı sıfatıyla bulunuyorum. Ancak ailesinin talebi üzerine davayı üstleneceğim ve süreci sonuna kadar götüreceğim. Vahşice işlenmiş bir cinayet. Bu kabul edilemez. Başkentin en güvenli bilinen bölgesi Çayyolu'nda oluyor bu cinayet. İlgili mekanda ciddi güvenlik zafiyetleri olduğunu da tespit ettik. Dolayısıyla burada sizin gibi değerli basın mensuplarının ve kamuoyunun desteğiyle bu şahıslar hakkında en yüksek cezanın verilmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Şu an gezilik nedeniyle olaya ilişkin bir açıklama yapamam. İlerleyen günlerde o konuya ilişkin de açıklama yapacağız. Şu an süreç devam ediyor. 5 kişiler. Süreç devam ediyor. Dolayısıyla şu an sadece acımızı yaşayacağız cenazede ve bugünü atlattıktan sonra tüm medyayı bilgilendireceğimden emin olabilirsiniz. Onur abi bir kere her şeyden önce bir babaydı. Arkasında 5 yaşında evladını bıraktı. 5 yaşındaki evladından onu ayırdılar. Çok sevdiğimiz bir müzisyendi. Çok kıymetliydi. İnsan olarak, kişilik olarak çok kıymetliydi. Çok derin, dolu bir insandı. Bir hafta önce birlikte aynı sahneyi paylaşıp ertesi hafta kaybettiğimiz haberini almak çok acı. Bu şekilde kaybettiğimizin haberini almak daha da acı. Yani bazı insanlar vardır, sözle tarif edemezsiniz. Gerçekten sizin içinizde bir yeri vardır, bir yer yapar. Sevgisiyle, hissettirdikleriyle. Onur abi onlardan biriydi. Çok üzgünüz, hala şoktayız, hala inanamıyorum. Ölümü kimse hak etmez. Böyle bir ölümü hiç kimse hak etmez. Hele Onur abi hiç hak etmezdi. Biz takipçisi olacağız. Aralık ayında bir arkadaşımızı daha kaybetmiştik. Hatta onu ben göstermek istiyorum size. Şu fotoğraftan iki kişi eksildi. Utkan, Aralık ayında daha bir sene olmadan Onur'u kaybettik. Vahşice kaybettik. Olmaması gerektiği bir kaybettik. Ben Onur'un bırakın bugüne kadar kavga ettiğini, herhangi birine sesini yükselttiğini bile görmedim. Hep yapıcıdır. Bir yerde bir sorun varsa çözüme gider. Asla böyle şeylerin adamı hiçbir zaman olmadı. Çok kötü bir gün geçiriyoruz. Takipçisi olacağız. Asla peşini bırakmayacağız. Onun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Anladığım kadarıyla hani bu müzik camiasında sizin gibi müzisyenlerin yaşadığı sıkıntılarla ilgili, yani bir daha olmasın diyorsunuz. Yani olmaması lazım. Sektör olarak çok, bu güvenliğimiz çok büyük bir açık. Sektör olarak biz zaten bu konuda mağduruz. Hiçbir şekilde can güvenliğimiz yok. Hiçbir şekilde mal güvenliğimiz de yok. Yani bize saldırı olduğu zaman bizim enstrümanlarımız da zarar görüyor. Mekanlarımız da zarar görüyor. Sadece biz değil, garson arkadaşlar var, çalışan arkadaşlar var, barmen arkadaşlar var. Bu mekanların patronlarına kadar. Güvenlikteki güvenlik görevi yapan arkadaşlar da mağdurlar. Öyle söyleyeyim size. Hiçbir şekilde güvencemiz yok bu konularla ilgili. Burada bir güvenlik açığı var mı? Var. Tabii ki var. Kolluk kuvvetlerinin biraz daha geceleri bu tarz yerlerde çok daha fazla görev yapması gerektiğine, en azından bu tarz olayların çıkmaması için çabalaması gerektiğine inanıyorum, düşünüyorum. Dedik. Sadece biz müzisyenlerin, biz müzik emekçilerinin değerli olduğunu hatırlatmak istiyoruz halkımıza. Devlet büyüklerimize. Konu tamamen bununla alakalı aslında. Biraz daha bize önem vermelerini rica ediyorum. Biraz daha güvenlik anlamında önem vermelerini rica ediyorum. Umarım bir daha yaşanmaz diyeceğim ama biz yıllardır, ben 16 senedir sahnelerdeyim. 16 senedir bu kaçıncı, yani hiç sayı rakam veremem. Biraz daha dikkat, biraz daha özen. Bizler değerliyiz. Sanatçılar değerli. Yani sanatçılar çok değerli. Olayın nasıl olduğu ile ilgili kulaktan dolma şeyler vardı ama yani mekanların içindeki güvenlik mekanın dışında da olmalı diye düşünüyorum. Yani müzisyenin can güvenliği müşterilerden daha az olmamalı. Yani koskocaman bir adam daha gibi adam gitti.
arkadaşımız gitti. Çok iyi bir baba gitti. Bilmiyorum yani. Sevenlerin başı sağ olsun. Girdi can güvenliği. Bu söz konusu olmamalı. Can güvenliği söz konusu olmamalı insanların. Sırf müzik yapıyor diye, sırf şarkı söylüyor diye. Daha bilmiyorum, ne diyeceğimi bilmiyorum. Kusura bakın lütfen. Kurban gittiğini öğrenmek bizi çok yıktı tabii. Olay tam olarak nasıl olmuş peki? Bu konuyla alakalı bir şey söyleyemem çünkü ben orada değildim. Nasıl bir insandı? Çok iyi bir insandı. İnsandı yani işte. Bir çocuk babası, bir kız çocuğu babası, üç köpek sahibi, insandı yani işte. Allahu Ekber. Allahu Ekber.